Ben Hafize, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte her yazın başında elimden geldikçe, oldukça yaptığım bir değişikliği sizinle birlikte yapmak istiyorum. Aslında yan tarafta birazcık spoiler'ı görüyorsunuz. Şimdi saçımın öncelikle gün ışığındaki bir halini görelim istiyorum. Şimdi uygulayacağım ürüne gelince ise L'Oréal Paris'in Sankis'ini uyguluyorum. Aslında Casting Sankis. Neyse. Bu ürünü uyguluyorum. Bu ürün renk açıcı jel. Ama şöyle bir özelliği var. Bu herhangi bir boyalı saçta işe yaramıyor ve saçınızı aslında boyamıyor. Sadece saçınızı ısıyla açıyor. Şöyle söyleyebiliriz ki hani güneşte saçı açılan insanlar vardır ya. Onun gibi bir şey. Papatya suyu gibi aslında. Hani papatya suyu da saçı açar gibi bir şey. Ama papatya suyundan daha etkili bir şey olduğu söylenebilir. Şimdi öncelikle edindiğim tecrübelerden ve işte bunun kullanım kılavuzundan falan bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle ilk uyarısı tabii ki de saçınızda herhangi bir boya, kına vesaire gibi herhangi bir şey uygulamışsanız ya da uygulanmış haldeyse bu renk açıcı jel hiçbir etkiye sahip değildir diyor. Benim saçımda hiçbir şekilde ne bir boya var ne de bir kına var. Uzun zamandan beri, sanırım 2 ya da 3 yıldan beri Sankis'le açıyorum. Sadece yazları. Böyle daha saçım güneşte açılmış gibi dursun istediğim için. Çünkü bilmiyorum, saçımın açık halini daha çok beğeniyorum desem yeridir herhalde. Bu arada o kadar sıcak ki anlatamam size. Yani hani artık havalar iyice ısınmaya başladı. Yani yaz geldi, Sankis zamanı. Şimdi bu jelle ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu diyor ki renk açıcı jel nasıl uygulanır? Hemen arkadan okuyarak konuşuyorum. Sankis renk açıcı jel kuru veya nemli saça uygula. Okey, saçım kuru. Nemli de değil, kuru tamamen. Sankis ile birbirinden farklı görünümler yaratmak mümkün. Evet. İster tüm saça uygula, ister röfle görünümü, istediğiniz saç tutamlarına uygula. Durulamaya gerek yok. Evet, durulamaya gerek yok. Ama bence şöyle bir durum var. Durulamazsak bir tık böyle kalıp gibi duruyor. Yani bir duşa ihtiyacı var gibi. Birazcık daha renklerin oturması için falan. Yani öyle bir duş güzel oluyor bence. Kurutmak için kurutma makinesi ya da güneşten yardım alman yeterli. Şunu söylemeliyim ki güneşten yardım alman hiçbir işe yaramıyor. Yani biz bunu birkaç kere denedik ve güneşte hiçbir etki yaramıyor, hiçbir etki sağlamıyor. Sadece kurutma makinesiyle, ama kurutma makinesinde hani böyle saçınızı kurutur gibi kuruttuğunuzda da etki etmiyor. Isının direkt oraya temas etmesi gerekiyor. Yani fön gibi, ne bileyim, düzleştiriciyle düzleştirmek gibi. Benim mesela düzleştirim yok, o yüzden maşayla birazcık daha üstünden geçeceğim. Maşamı bile hazırladım. Bu hindistan cevizi yağı içeriyor. Ben kokusunu çok beğeniyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. 100 ml'lik bir ürün ve 18 ay boyunca kullanım hakkı var. Yani kullanabiliyorsunuz. Şöyle kutusundan çıkarttığımızda şöyle bir tüp çıkıyor. Bu arada bunun bir şey var, spreyi, bir de böyle jeli var. Ben jelini tercih ediyorum. Spreyi tercih etmememin en büyük nedenlerinden biri, bilmiyorum, bana spreyi mantıklı gelmiyor. Buna daha hakimim. Yani nerelere sürmek istediğime daha hakimim gibi geliyor ve daha basit geliyor. Şimdi başka bu kutuda aslında... bir de şunu söylemeliyim ki şurada bir renk skalası gösteriliyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki sizin saçınız aşırı koyu bir kahverengi. Sizin saçınızı aşamalı olarak açıyor. Yani bir anda sapsarıya döndürmüyor. Yavaş 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 kıra kıra rengini kırıyor. Bence mesela yüzünüz çok sert bir görüntüye sahipse bu kırmak bile etki ediyor diyebilirim. Bilmiyorum, emin değilim söyleyip söylemediğimden, o yüzden tekrar ediyorum. 16 yaşından küçüklerde uygulanamaz. Boyalı ya da kınalı saçlarda daha önceden de uygulanmış olsa, şu anda öyle olmuş olsa hiçbir etkiye yaramıyor. O yüzden şimdi kendisini, yani kutusunu atıyorum.
Mesela ben hepsini kullanmıyorum genelde. Hepsi bitmiyor saçımda. Çünkü benim saçım zaten kısa. Hem de çok açılmaya ihtiyacı olduğu yerleri açıyorum. Şimdi öncelikle hemen şöyle biraz bahsedeyim durumdan. Ben neyi seviyorum, ne yapacağım, ne göreceksiniz. Şimdi ben öncelikle saçımı açmayı seviyorum. Evet. Saçımı açıyorum kökten ucağa. En çok ama en çok açmayı sevdiğim yerler şu saçımın önleri. Saçımın önleri bir tık daha açık oldu mu benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden önlere daha çok uygulayacağım. Şimdi bir tane tutamımı, mesela şu tutamımı size göstereyim istiyorum. Ama öncesinde kolaylık olsun diye bir saçımı tarıyorum. Şimdi saçımı taradım gördüğünüz üzere. Şöyle yapıyorum, bu tutamı alıyorum. Biraz da geniş bir tutam alacağım. Bir de bu tutamı alıyorum. Bunun nedeni ise iki tarafında birbirine eşit olmasını sağlamak istediğim için. Şimdi bunu tutuyorum ve şu onları arkaya atıyorum. Mümkünse bir kolaylık tutacağım çünkü yanıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir şu anda ısıyı koyacağım. Şöyle. Gördüğünüz üzere böyle aldım. Sanki açtım ve azıcık elime uyguluyorum. Yapısı böyle bir kremsi forma sahip. İyice birazcık daha alıyorum ve kapatıyorum. Şöyle elimle hafif yapıp şöyle uyguluyorum hızlıca. Şimdi bu saçım ıslandı ya. Bu saçımın asıl amacım bu saçımın kuruması. İyice kökten uca değdiriyorum ki hiçbir noktada hiçbir şekilde açık koyuluk kalmasın. Şimdi ilk, bu arada kokusu dediğim gibi çok güzel. Gerçekten kokusu efsane güzel. Biz ilk kullandığımızda şeftaliye benzetmiştik bunu. Şimdi ilk fön makinesiyle göstereyim etkisini. Fön makinesinin ısı ayarını 2'ye getiriyorum. Şöyle tam olarak, şöyle bir fön fırçam var. Onunla saçımı alıyorum. Ve bir de çalıştırarak, çünkü ben 2'nin saçı yaktığına inanıyorum. Bir de çalıştırarak saçımı açıyorum. Saçım şu an tamamen kurudu. Şimdi büyük olasılıkla siz saçımdaki ton farkını anlamıyorsunuz ama ben bunu anlayabiliyorum. Ton farkını anlayabilmek için şöyle yapacağım size. Yani bu eski saç rengim, bu şu anki. Çok ince kırıyor. Şimdi ben hızlıca arka tarafları yapıyorum. Ondan sonra tekrar konuşuruz diyorum. Bye bye. Şimdilik efendim ben burada bir araya giriyorum çünkü malum saçımı yapıyorum ama sanki yapmamışım gibi gözüküyor. Bugün ışığı olmamasından dolayı. Şimdi saçımın aslında bütün her yerine aynı burada yaptığım gibi burayı da yapacağım. Daha fazla böyle uzatmak istemiyorum durumu. Bir de size yarın gün ışığında göstermek istiyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz diyorum. Sizin için 5 saniye, benim için 24 saat ve bu 24 saatin 6 saati şu an burayla uğraşacağım. Yarın son güncellemelerle karşınızda olacağım. Yani dediğim gibi şu an hiçbir şey yokmuşçasına, sanki hiçbir şey sürmemişçesine gözüküyor ama yarın efsane olacak. Görürsünüz. Yarın görüşürüz.
ve işte saçımın son hali böyle oldu. Şimdi birazcık daha tabii ki güneş ışığı gidince daha az gibi duruyor. Ama güneş ışığında daha da belli oluyor. Hatta şu an hiç belli olmuyor gibi. Ama ben halinden çok memnun oldum. Sadece birazcık daha arkalarını yapabilirmişim. Onu fark ettim ama daha fazla dokunmak istemiyorum. Arkaları da bırakayım öyle kalsın ama önlerini çok beğendim. Zaten dediğim gibi her zaman önler benim için çok daha önemliydi. Önün daha açık olmasını daha çok seviyordum. O yüzden böyle bir yol izledim. Siz de aynı şekilde yani... Tabii ki kendi zevkinize göre. İsterseniz arkaları daha fazla açıp önü daha koyu tutabilirsiniz. Ya da önü daha açık tutup arkayı daha koyu tutabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre kalmış. Ben ayrıca şöyle de yaptım. Hani mesela saçımı ayırdığım noktada buraları da açtım. Ya da mesela bu saçımı ayırdığım noktada birazcık daha buralarla da ilgilendim. Böylelikle saçımı her koşulda nasıl kullanıyorsam öyle yapmaya çalıştım elimden. Geldikçe bir kuaför edasıyla. Anlayacağınız benim videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla bakın. Hoşçakalın.